efendim, merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Sonrasında da her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi sevgili büyüğümüz Meriç Köyatası bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle de hem ekonomiyi değerlendireceğiz, hem siyaset konuşacağız, son gelişmelere bakacağız. Ocak ayında enflasyon ne olur, bunların hepsini değerlendireceğiz. Şimdi sevgili Kardelen ve diğer dostlar, bir engellenme durumu olmuş diye bazı şeyler görüyorum burada, yazılar görüyorum, yorumlar görüyorum. Ona baktım arkadaşlar, evet bazı arkadaşlar engellenmiş, onların hepsinin engeli kaldırıldı. Neden engellendi bilmiyorum. Ama engellerinin kaldırıldığını biliyorum. Şahsen ben kaldırdım arkadaşlar. Şu anda kimsenin herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Herkes engelsiz bugün. Evet, istediğiniz gibi sallayın arkadaşlar. Siz öyle bir şey yapıyorsunuz diye demiyorum elbette. Yani gırgır yapıyorum. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Hiçbir hesap engelli değil. Eğer ki engelli olduğunu düşünenler de varsa lütfen buradan yazsınlar arkadaşlar. Yeniden bakayım. Yeniden onları düzenleyelim, düzeltelim. Herhangi bir problem olmasın. Şimdi ne konuşacağız? Tabii ki enflasyon konuşacağız. Meriç abi biraz önce bir mesaj attı bana. Dedi ki 3 gündür çalışıyorum. Ocak ayı enflasyonunu hesapladım. Acayip bir rakam çıktı dedi. Rakamı da paylaştı aslında ama ben söylemeyeceğim. Kendisi açıklasın size. Nasıl o rakama ulaşmış ondan da bahsedecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada sadece Türkiye'nin sorunu değil elbette enflasyon. Bütün dünyada enflasyon konuşuluyor ama bütün dünyada enflasyon bu kadar sorgulanmıyor. Esas mevzumuz bu. Yani bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Herkes için büyük bir risk ama gerçek enflasyon rakamları halkla paylaşılıyor mu, paylaşılmıyor mu? İşte oradaki istatistik kurumları bir takım enflasyon verilerini gizliyor mu, gizlemiyor mu? Bu tartışılmıyor. Bunu bir tarafa koyalım. En büyük sıkıntı bu zaten. Güvensizlik. Bakın son bir atak yapılacakmış. Şimdi elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları da olabilir bu işin içerisinde. TÜİK'in hesaplamalarından çıkartılacakmış. Nasıl oluyor bu kardeşim diyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz Türkiye'de vatandaş elektrik kullanmıyor. Zaten kullanamaz hale getirildi. Ha, yeni bir düzenleme var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 150 watt'tan 210 watt'a çıkartılmış. 210 watt'a kadar kullanırsanız sıkıntı yok. Ama şimdi elektrik şirketleriyle ilgili bazı tweetler görüyorum, bazı yorumlar görüyorum. Onlar da çok enteresan. Eskiden okumaya 30 günde geliyorlardı, işte 20 günde, 25 günde geliyorlardı diyorlar izleyenler. Bugünlerde 35-40 güne çıkmış o. Yani bekliyorlarmış 150 watt geçsin. Kilowatt daha doğrusu, neyse işte tamam arkadaşlar, kilowatt. 150 kilowata çıksın, onu biraz açsın 1-2 kilowatt, ondan sonra gideriz diye 35 güne çıkartmışlar. Şimdi değerli hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 210 kilowata çıkarttı ya onu. Muhtemelen arkadaşlar 40-45 gün sonra okumaya gelecekler. Yani öpmeye niyetlenmiş adam bir kere, yapacak bir şey yok, öpecek, öyle ya da böyle öpecek. Yani bundan kaçış yok arkadaşlar, şimdiden söylemiş olalım. Şimdi enflasyon evet dünya için bir sorun mu? Sorun. Buna bağlı olarak da Fed'i konuşuyoruz arkadaşlar. Neden Fed'i takip ediyoruz bu kadar? Çünkü Fed şu anda ve geçmişte de, yani uzun yıllardan beri, nereden baksanız 1960'lı yıllardan beri piyasalardaki dengeleri çok yakından etkiliyor. Niye? Çünkü dolar convertible bir para birimi, bütün dünyayı sarmış durumda. Dolayısıyla dolar kullandığı için bütün dünya ülkeleri, bütün dünya ülkeleri, bunların içerisinde Rusya da var, Çin de var, o da var, bu da var. İster istemez Fed kararları etkili oluyor arkadaşlar. Ve Fed çıkıp ben faiz arttıracağım kardeşim dediği zaman da ortalık karışıveriyor. Şimdi Fed'in faiz arttırımıyla ilgili satın almalar gerçekleşti. Onu söyleyelim. Yani 50 bas puanlık satın alma da gerçekleşti. O nedenle altın fiyatlarının ufak ufak yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Dolar endeksinde hafif bir geri çekilme var. Ama bu işin buralarda kalacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Fed ya belki de arttırmaz diyenler vardı. En son Atlanta Fed Başkanı Bostic çıktı, dedi ki yo 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapabiliriz.
Yani sanmayın ki bizim faiz arttırımı yapmayacağımız. Yapabiliriz dedi ama kesin yapacağız demedi. Onu da söyleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı arkadaşlar. 22 ile ilgili %11,8'lik bir enflasyon beklentimiz vardı. Onu hafif değiştirdiler. %22, 23,2 oldu. Ya, oğlum %100 sapma olur mu diyebilirsiniz bana. Nasıl bir hafif diyebilirsiniz bana? Haklısınız. Öyle abi bizdeki hafifler. Bizdeki hafifler öyle. Bana göre hafif. Yani %11,8'den %23,2'ye revize ettilerse beklentilerini gayet hafif. Çünkü bir de gerçekleşmelere bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hükümete mektup yazdı arkadaşlar. Evet. Aşk mektubu değil, enflasyon mektubu yazdı. Dediler ki 2021'de bizim beklentimiz %9,4 idi. Birazcık saptı. %36,08 oldu. 4 katlık sapma arkadaşlar. %400'lük sapma. Yani kimse kimseye bunu açıklayamaz, izah edemez. Ya şunu diyebilirsiniz ya Amerika'da da %2, %3 hedefler konuluyordu. İşte %7 oldu enflasyon. İyi de kardeşim. Yani %400'lük sapması adamın, orada da %300-400'lük sapması adamın diyelim ki %7'ye denk geliyor. Yine de yani anlaşılabilir bir düzeyde. Hadi %7'ye geldi, saptı ama gelir düzeyine bakıyorsunuz. Amerika, İngiltere, Fransa, Avrupa Birliği ülkelerinde rekor asgari ücret artışları var. Saatlik ücret var orada biliyorsunuz. Saatlik ücretler rekor düzeyde artmış durumda ve yeni bir enflasyon yaratabilir telaşı içerisinde bu ülkeler. Bizde durum ne? Bizdeki durumu da söyleyeyim. Bizde durum 4.250 oldu biliyorsunuz. Rekor kırdık asgari ücrette. 2.825'ti. 4.250 liraya çıkarttılar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ama açlık sınırları geldi. Türk İş açıkladı. 4.250 lira oldu açlık sınırı. Ya önemli değil. 11 ay dişinizi sıkacaksınız kardeşim. Çok fazla değil. 11 ay daha zam yok. 11 ay dişinizi sıkacaksınız. O arada açlık sınırı 7 bin lira mı olur, 8 bin lira mı olur ona bakacağız. Yoksulluk sınırı açıklandı yine Türk İş tarafından. Orada da 13 bin liranın üstünü görüyoruz arkadaşlar. Hatta 14 bin diyelim ona. Çünkü 13.863 lira. Bir de bunun üzerine Kamuar'ın araştırmasını koyalım. Kamuar zaten iyice kontrolden çıkmış. 15 bin lira diyor. Yoksulluk sınırı için, açlık sınırı için de 4.924 lira diyor. Yani o artık şeyi asgari ücreti devirip geçmiş arkadaşlar. Peki bu koşullarda enflasyon düşecek mi? Hayat pahalılığı azalacak mı? Eski TÜİK Başkanı ne demişti? Ya takmayın enflasyonu. Enflasyon ne ki? Biz yaşam maliyetini ölçmüyoruz, enflasyonu ölçüyoruz demişti. Böyle değerli abilerimizin, böyle değerli kurumların başında olması beni o kadar mutlu ediyor ki. Hep böyle bir gönlümüzü ferahlatıyorlar. Farkında mısınız? Sayın Köyatası. Evet, merhaba Selçuk. Şimdi kadraj yapayım dedim. Biraz şey mi yapayım? İttireyim mi böyle hafif? Bakayım abi. Abi şimdi çok kafa boşluğu oldu. Acuk, acuk indir. Bakayım. Abi böyle süper. Böyle kal. Tamam. Kal böyle. Tamam. Ben de bak ben de hafif böyle abi çok affedersin kıçın kıçın böyle aşağıya indim Şöyle. hafiften. Tamam. Ben de hafif hafif aşağı Evet, indim. iyi. Böyle Tamam. kafaları eşitledik şu anda abi. Kafaları eşit. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim. Biraz canım sıkkın. Hayırdır Yani abi? hiç hissediyorduk. Hissetmekten vazgeçtim. Oturayım hesaplayayım dedim. Ha, Şimdi bu 3 gündür. enflasyon... Şimdi bir Evet. dakika abi, bir dakika abi. Meriç abinin bana attığı özel şeyleri paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Bir saniye. Meriç abinin bana attığı mesaj şöyle. Günaydın. Son 3 gündür üşenmedim, oturdum. Kendi enflasyon sepetimi hazırladım. Ocak ayı için bulduğum aylık enflasyon diyor, yazmış ama ben söylemeyeceğim. Kendisi anlatsın. Ama ben yuh diyorum abi. Çok özür Vallahi diliyorum. ben Abi TÜİK gibi özür diliyorum ama davrandım. yuh diyorum abi. Ama bir de TÜİK gibi davrandım var ya. Şimdi izah edeceğim. Benim Buyur abi. bulduğum Ocak ayı için bulduğum enflasyon, kendi enflasyon sepetim %29,49. Yani %29,5 Ocak ayı. Aylık mı yıllık mı abi bu? Aylık.
29.5. Ki yani şimdi biraz önce senin acaba abartıyor muyum dedim. Çok bir de pinti davranmışım. Pinti davranmışım. Biraz önce açıkladığın ki Türk İş'in bile açıkladığı bu açlık sınırı ve yoksulluk sınırının altında bir sepet oluşturdum üstelik. Niye dersen ben şimdi biliyorsun bu TÜİK başkanını görevden aldılar. Yok ENA grubunu mahkemeye verdiler. Türkiye'de her şey olabilir. ENA'nın enflasyon rakamı açıklamasını da yasaklayabilirler. O nedenle dedim başımıza ne gelir gelmez oturayım kendim bir hesap edeyim bu işi dedim. Daha önce 87'de de yapmıştım bu işi. Ama bu sefer ben Türkiye ortalamasını araştırmak o hakikaten zor bir iş, uzun bir iş. Kendi enflasyonumu hesaplayayım dedim. Kendi enflasyonum dediğim iki kişilik bir emekli ailesi. Yani bakın çoluk yok, çocuk yok, o yok, bu yok. İki kişilik emekli ailesi. Bir tüketim sepeti oluşturdum. Yani biz bir ay boyunca ne harcıyoruz? Hatta bir de bazı harcamalar vardır, yıllık harcamalar vardır. O yıllık harcamaları mesela yılda bir kere veya iki kere ödersin. Onları da 12'ye bölerek nedir mesela? Otomobilin motorlu taşıtlar vergisi, işte ev vergisi, bir takım sigortalar, otomobil sigortaları. Onları hesapladım, onları koydum ay başına düşenleri. Bulduğum 1 Ocak itibariyle endekse konu bulduğum şeylerin 190 küsur temel maldan ağırlıklarla hesap ederek 7.791 liralık bir sepet oluşturdum. İki kişinin aylık harcaması olarak. Bu 10.089 liraya geldi bir ayda. Endeks değeri 7.791'den 10.089'a çıktı. %29.49. Şimdi mesela bazı enteresan notlar var. Hiç evden dışarı çıkmıyorsunuz. İki kişisiniz, otomobiliniz var ama. Yani müsaade edin, iki emekli, iki kişi çalışmışız 35-40 yıl. Bir evimiz, bir otomobilimiz olsun. Otomobil var. Otomobili evin garajına koyduk, yani bahçeye koyduk ve otopark parası ödemiyoruz ama hiç kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. O otomobilin aylık masrafı 289 lira. Ne bu derseniz, motorlu taşıtlar vergisi, yılda bir yapılan bakım ki bakımı normal serviste yaptırırsanız daha yüksek fiyat geliyor. Sanayide yaptırıyoruz. Efendim kaskosu, sigortası, bunların yıllık toplamının 12'ye bölünmüşü 289 lira. Onun dışında hiç evden dışarı çıkmadan nedir işte telefonunuz var, iki kişinin cep telefonu, internet, televizyon aboneliği, işte o platformların aboneliği, bunları topluyorsunuz. Efendim hiç elektrik, su, doğalgaz, daha hiç bir yudum su dahi içmediniz. 2.157 lira sizin kontağı açma şeyiniz, masrafınız. Bakın daha sokağa çıkmadınız. 2.157 lira elektrik, su, doğalgaz, sigortalar, motorlu taşıtlar vergisi o. Gıdaya ayrılan rakam 2.953 olmuş. Gıdaya %30 geldi. Fakat şey esas dehşet rakamlar mesela elektrik, doğalgaz. Onların da payı şöyle söyleyeyim. Yani onları da çok düşük tuttum. Mesela ben elektrikte 222 kilowatt saat şey harcıyormuşum. Söyleyeyim. Yıllık ortalama harcıyormuşum ay başına. Ona hesap ettim. O toplam harcamalar içerisinde %4,5'luk bir ağırlığı var. Ama elektriğe gelen zam %116 benim 220 kilowatt'a baktığımda. Doğalgaz esas dehşet oldu. Doğalgazı %211. Geçen sene ayda, yani geçen kış diyelim, ayda 136 lira öderken bu sene 480 lira ödüyoruz. Ama ev aynı, yani ikisinde de 21 derecede duruyor.
Yani öyle gömlekle falan da oturmuyoruz. 21 derecede duruyor. Onun da ağırlığı %4,5-6'da ama mesela 6 yıl boyunca benim otomobilim 6,5 yaşında. 6,5 yıl boyunca aylık ortalama ben 900 kilometre yol yapmışım. Ayda 900 kilometre dediğiniz şey 8 litre yaktığımı söylüyor 100 kilometrede yine otomobilim hafızası. Demek ki ayda 120 litre benzin harcıyorum. O bayağı ciddi bir geçirmiş. 1900 liraya yaklaşmış yani. Pardon, 1699 lira olmuş. Ayda 900 kilometre yol yaparsam. Ki 6,5 yılın ortalaması ayda 900 kilometre. Yani böyle bir saçma sapan bir rakamlar çıktı ortaya. Ve söylediğim gibi tüketim alışkanlıklarımı da bu sepeti yaparken geçen seneye göre kıstım. Mesela nedir? Şimdi biz iki kişiyiz, iki kişi emekliyiz. Kendi evimizde oturuyoruz. Bakın kira ödemiyoruz. Geçen sene ve ondan önceki sene haftada en az iki kere dışarıya yemeğe çıkıyormuşuz. Şimdi ben bunu ayda iki kereye düşürdüm. Ayda iki kereye düşürdüm ve daha ne diyelim alkollü olmayan yere düşürdüm. Düşünün yani. Doğru yolu buldun yani. Yani içki tüketiminde tercihleri değiştirdik. Ne diyelim, ucuz şarapla yöneldik gibi. Bu dehşet bir rakam. Yani %29.5 ben şimdiden ilan ediyorum. Tabii TÜİK'in adı başkan değişti. Mızrağı çuvala sığdırma başkanlığı. Yani MÇSB oldu TÜİK. Mızrağı çuvala sığdırma başkanlığı. Bakalım gelen kaç açıklayacak ama ENE grubunda tahmin ediyorum ben %25 civarında söyler diyordum ay ortasında. Ama işte benim bulduğum rakam %49. İnanın şeyde de gıda harcamalarında da fiyatları iyice de kıstım. Yani şey yok mesela hiçbir şekilde mevsim dışı bir sebze yok sepette. Yani patlıcan koyalım, domates alalım. Biber alalım yok. Patlıcan nereye koyuyorsun abi? 40 lira oldu patlıcan. İşte hayır. O yüzden patlıcan mevsiminde yenecek. Yani yazın yenecek. Burada sadece kış sebzeleri var bu sepette. Tamam. Yeşillikler var. Yani kış sebzesi dediğimiz karnabahar. E o da 10 lira oldu. Yani 6 liraydı. 10 lira oldu. Abi peki yıllığa ne denk geliyor senin bu? Şimdi yıllıkta şöyle yaptım. Şimdi kredi kartı harcamalarımı saklıyorum ben. Bu arada bir şey soracağım abi. Tornavida başı, pimpon topu falan var mı senin sepette? Yok. Yok. Bak benim sepette bir de neler yok onları da söyleyeceğim. Benim geçen sene gıda harcamalarını tam hatırlamıyorum. Yani pazar alışverişi kredi kartında yok. Onu gidip pazardan alıyoruz biz. Ama işte onun dışında bir büyük markette yapmış olduğum kredi kartı harcamalarından gıdada da hissettiğim enflasyonu koydum. Yıllığım da %90 küsura geldi. Yani %88 şeyle aynıyız. Orada ENE grupla aşağı yukarı aynıyız. Şimdi ben bu sepete neleri koymadım bir de onu söyleyeyim. Hani 13 bin lira buldular ben 10.089 lira buldum. 3 mal grubunda ölçüm yapmayıp orada ayda 220 lira şey koydum. İhtiyat payı nedir bunlar? Giyim yani artık bu yaştan sonra giyim ne alacağız? İşte sağlık Allah göstermesin. Ama geçenlerde işte bir dişçiye gittik. 1500 lirayı diş söktü. Yani dişi de söktü. 1500 lirayı da söktü. Bir de şimdi emekli insanın yeni eşyaya ihtiyacı yok. Çok şükür her şey var ama bunlar bozuluyor. İşte muslukçu gelecek eve, elektrikçi gelecek bazı cihazlara. Yani 220 lira yılda 2600 lira civarında
Bu üç kaleme yani sağlık, giyim ve bakıma yıllık öyle bir pay koydu. Buradaki masraflar artar artmaz çıkan sürpriz olur diye. Yani onun da ay başına düşen sepetteki payı 220 lira. Yani tornavida başı yok. Ama evde tornavida var Allah'tan. Bazı şeyler elimizden geliyor. Yani, öyle çözdük diyorsun yani. Ben böyle bir hesap yaptım. Ben bunun genelde uygun olacağını düşünüyorum. Bak yani biraz önce çünkü o 4 kişilik ailede bulunan mesela 13 bin lirayı ben 10 bin demişim. Çünkü bazı şeyler evde 4 kişi de olsanız, 2 kişi de olsanız sabittir. Tam burada devreye gireyim. Tam burada devreye gireyim. Türk İş diyor ki açlık sınırı 4250 lira oldu 4 kişilik aile için. Aslında seni destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Yine yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 13843 lira oldu. Ama diyor bekar bir çalışanın da yaşam maliyeti, asıl açlık sınırı o da 5587 lira oldu diyor. Yani bir kişi olsan da değişmiyor durum. Açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı bir kişinin. Yok. Öyle düşer. Valla 5000 çok iyi geçinir. Ben şöyle söylüyorum. 5000 ne kadar kira? Şimdi bir de o insanların yani şimdi onlar hayata yeni başlamış insanlar büyük ihtimal. Oturacak evi yok yani. Bir de ben burada kira diye bir şey koymadım. Kirayı koysanız ne olacak? O bir kişi de otursa otursa dört kişi de otursa aynı kirayı ödeyecek. Tabii. Minimum 1500-2000 lira. Yalnız oturursa. Evet. Yalnız oturursa. Biz şimdi iki kişiye bulduğum benim gıda harcaması 2950 lira ve biz pazardan alışveriş yapıyoruz. Öyle ette de pirzolalar bilmem neler yok yani çok düşük. Ha lüks tüketim diye sayacak. Yani Egeli olmamdan kaynaklanan balık tüketimimiz fazla ama o balığın da mevsimde alıyoruz. Yani şu anda İzmir'de sardalya fiyatları favalar kış ve karlı, fırtınalı olduğu için 40 lira. O düşer belki 30 liralara. Ama mazot fiyatları nedeniyle balık fiyatlarının da düşmesi mümkün değil. Çünkü hava giden gemilerin, o büyük gemilerin saatte yaktığı mazot miktarı çok arttı. Peki yani yıllık olarak 80'lere mi ulaşıyorsun yoksa 100'ü aşıyor musun abi? Bu 29 çünkü... Ben geçen seneden, geçen seneden 80... 8'i buldum ama bu sene şimdi kurda çok ciddi bir zıplama oldu ya biliyorsun Ekim'den itibaren. Türkiye'de bir enflasyon kur sarmalına girdi. Bu sarma devam edecek. Ben bu seneyi %120 bekliyordum. Yalnız bu seneki kötümserliğimde bir parça şöyle bir iyimserlik oldu. Geçen konuşuyorduk. Tarımda büyük bir kıtlık ve açlık gelecek diye. Tarımdaki problem iki ana problem vardı. Biri kuraklık bekleniyordu. Öbürü de gübre kullanımı yetersizdi. Şimdi bu yoğun kar yağışları nedeniyle kuraklık tehlikesi atlatıldı çok şükür. Yani insanlar 4 gün 5 gün belki trafikte sıkıntı çektiler ama daha önemlisi bizim kuraklık sorunumuz önümüzdeki yıl için görünmüyor. Ama verimsizlik yani gübre atamama nedeniyle tarımda verim düşecek, tarım fiyatları artacak. Ama beklediğim kadar hızlı artmayacak. Bu iyi bir haber. Dolayısıyla ben yıl için %120 olarak gördüğüm, tahmin ettiğim enflasyonu %90 veya yüzlere çekebilirim şu anda yıllık. Yani Allah 2022 için. Allah razı olsun abi. %90'lar iyi. Aman %110 olmasın da %90'lar iyi abi. İyi iyi. Çünkü, aman ben de %100 olacak diye çok korktuydum abi ya. %90'lar evet, olunca yani bayağı ama, rahatladım şu anda. Rahatladım. UniCredit yani diyor ki abi. UniCredit diyor ki Türkiye'de enflasyon Ocak'ta aylık değil yıllık olarak %48.2'ye çıkacak diyor. Tabii onlar TÜİK verilerinden ilerleyerek söylüyorlar. Bir de Bloomberg yine bir araştırma yapmış abi. O da uzmanlara sormuş Türkiye'deki.
kaç olur kardeşim enflasyon demiş. Bloomberg'de bu şeye katılan, işte ankete katılan uzmanlar, piyasa uzmanları da demişler ki %46,5 olur. Yani kimse %45'i beklemiyor. 45'in altını beklemiyor. Düzeltiyorum. Şimdi bu, ama bir yandan da bu TÜİK başkanının değişmesi acaba sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani böyle bir %40'ın hatta %36'nın altında bir enflasyon çıkartabilirler mi? Çıkartırlar ise buna piyasanın tepkisi, özellikle yabancıların tepkisi ne olur abi? Şimdi çıkartabilirler çünkü söyledim TÜİK başkanlarının adı şapkadan tavşan çıkarma veya mızrağa çuvala sığdırma başkanlığına dönüyor. Peki tam tersi, burada araya gireyim abi, tam tersi bir durum olabilir mi? Belki de şu oldu, dediler ki ya kardeşim bu TÜİK başkanı, geçmiş TÜİK başkanından bahsediyorum. Çünkü o da çok eleştiriliyordu bizim tarafımızdan. Rakamları gerçekçi göstermiyordu, görevini doğru düzgün yapamadı. Bundan sonra enflasyonu düzgünce çıkartacak, hiçbir şekilde speküle etmeyecek, böyle adam gibi bir başkan oturtuyoruz buraya diyebilirler. Niyetleri odur abi. He? He? Olamaz mı abi? Çok güzel bir espriydi. İnşallah. Ya ciddi söyledim abi. Ne esprisi ya? Yani inşallah ama göreceğiz. Yani alışkın olmadığımız, yani. Alışkın olmadığımız bir yaklaşım bu hükümet veya bu iktidar açısından. Benim tahminim, yani şimdi aylık %46'lar, ben şimdi bu sene başladığım için endeksi yıllık bir şey söyleyemem. Yıllıkta ben hala şeye itibar ederim, ENE grubuna. Ben bunu yaptığımda ENE grubun kendisi de sepetlerimizde problemli olabilir dediği için. Bir de ben hakikaten çok böyle muhafazakar davrandım. Yani biraz daha kardeşim niye hayatımdan ödün veriyorum? Hayatımdan ödün vermeden ben bu enflasyon hesabını yapayım deseydim daha yüksek rakamlar çıkabilirdi. Yani ben geçen yılki hayatımdan ödün vererek bu sepeti oluşturdum üstelik. Bütün emekliler, yani bütün dar gelirliler geçmiş yıl hayatından ne diyelim ödünler vererek tüketimlerini, sepetlerini oluşturuyor. Geçen yılın yani yıllık enflasyon olarak ben ENAG'ı tahmin ediyorum. Ama bu bendeki veriler de 29. Yani bu 29'u koyarsak 80 küsürdü ENAG galiba. 83'tü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 82 küsür. Orada %19 idi Aralık ayı. Bu sene ne girecek? Tahmin ediyorum ENAG da bu ayı %29-25'in üstünde bulur. Öyle tahmin ediyorum. Öyle olursa onun %82'si de %90'lara gelir yıllık olarak. TÜİK ne yapar? İşte o arkadaşlar %46 diyorlar. TÜİK onu da yapabilir. %46 da diyebilir ama bana göre doğru der. Yani bana göre doğru olan %90 küsür. Ben %46 yaparsa şaşır, yani bir şey derim yani, yavaş yavaş gerçeklere yaklaşıyorlar derim yani TÜİK'le ilgili. %39-41 arası bir şey açıklayabilirler. Bence abi ya, yani radikal bir şekilde davranıp %40'ın altında tutacaklar, %40'ın üzerine çıkartmamaya çalışacaklar. Aslında ne kadar tehlikeli bir şey konuşuyoruz, farkında mısın? Yani matematikle kavga eden bir şey, istatistik kurumunu tartışıyoruz aslında, eğer böyle bir tablo olursa. Ya kardeşim, TÜİK'in enflasyonu çıkartmak gibi bir yetkisi yok ki. TÜİK'in enflasyonu belirleyip ortaya koymak gibi bir hikayesi var aslında. Doğru mu söylüyorum abi? Yani olanı çıkartacak, koyacak ortaya. Yani öyle bir yanlış ki bu Mao dönemindeki Çin'in istatistik enstitüsü gibi, kıtlık yok diyorlardı, 50 milyon insan açlıktan öldü. Ama bu arada istatistiklere göre kıtlık yok. Yani 70'ten sonra onlar doğru dürüst istatistik tutmaya başladılar. Yani ama şimdi bu piyasa ne olur? Şimdi dolar dediğiniz, döviz kuru dediğiniz şey
Enflasyon da çok doğrudan ilişkili bir şey. Şimdi tamam, piyasa Meriç Güyatası endeksini ciddiye almayabilir. Ben kendi endeksimin doğru olduğunu söylüyorum. Ama piyasa TÜİK endeksini de ciddiye almıyor. Ve buradaki arka kapı satışlarıyla bir de borçlanarak nereye kadar siz döviz kurunu tutacaksınız? İşte ben Ocak ayında döviz kurunda %29 artış buldum. TÜİK, hadi bulsun TÜİK de %15'in altında bir artış bulamaz diye tahmin ediyorum. Döviz kuru aynı, sabit kalmış Ocak ayında. Bu arka kapı satışlarına veya %25'lik, %10'luk TÜİK enflasyonlarına, %46 olduğunu bile varsaysak TÜİK enflasyonlarına orta vadede döviz piyasası inanacak mı, rağbet edecek mi? Hayır. Şimdi piyasalar yine ENE grubuna enflasyonuna rağbet edecekler. Döviz kuru huzursuz olacak. Huzursuz olacak. Yukarıya doğru atak yapmaya çalışacak. Yine borç parayla siz döviz kuruna müdahale etmeye çalışacaksınız. Bu bir yerde sıkışacak yani. Gaz sıkışır sonra fena patlar. Fena patlar, ne oldum diye oturur kalırsınız. Ve bizim maalesef, biz yani artık hani sen de söyledin onu daha önce, ekonomik kriz dönemlerinden çıktık, buhran dönemlerine geldik. Yani daha uzun süreli, bunun içine çamura saplanıp kalma. Yani kriz nedir, buhran nedir derseniz, kriz lastik topun yere düşmesidir, buhran lastik topun çamura saplanmış halidir. Bravo abi. Bravo abi. Daha güzel tanımlanamazdı herhalde bu. Müthiş evet. Abi ya. Aynen öyle. Bizim tablo onu gösteriyor. Bu arada işin kötü tarafı, yeni yeni lastik toplar da atılmaya devam ediliyor çamurun içerisine. Yani o buhranın içerisinde yeni böyle şiddetli krizler de yaşıyoruz. Ve bunu da herkes görüyor. Geçen gün Steve Hank diye bir isim, sen de biliyorsundur. Yani piyasada tartışılan da bir isim, çok başarılı bulunan da bir isim kimileri tarafından. Ama yani sonuç itibariyle çıktı şunu dedi ya, ben hesap yaptım kardeşim. Ki onlar da demek ki oturuyorlar, bir hesap yapıyorlar. Aynen senin söylediğin gibi %94'ün üzerinde bir enflasyon var Türkiye'de. Şimdi, doğru. TÜİK %36.08 çıkartıyor dedi. Bu arada Ocak enflasyonunu hesaplamamış o. Yani açıklanan enflasyonu oturmuş hesaplamış. %94'ün üzerinde bir enflasyon var. %36.08'lik TÜİK enflasyonu var. Bu sahtekarlıktır dedi adam ya. Tabii her şeyle sahtekarlık. Yani memur maaşı belirlenirken, emekli maaşı belirlenirken, toplu sözleşmede iş gücü maaşları belirlenirken. Orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. Türkiye yoksulların yaşadığı, yani %67-70 civarında yoksul, geri kalan %15 orta üst, %5 civarında da, yani %70 dedik, %15, %15 orta üst, %10 üst, %5 de süper üst gelire sahip bir ülke. Hiç orta sınıfın olmadığı bir ülkede demokrasi de olmaz. Eğitim kalitesi de olmaz. Zaten yani demokrasi bir ortalamalar rejimidir. Sizin şu ortalamanız ne kadar yüksekse standardınız da, yani demokraside, hukukta, gelir dağılımı da öyle yüksektir. Yani şöyle diyelim, hani 10 üstünde bir sınıf düşünün. Bu sınıfta 40 tane öğrenci var. Bu 40 öğrencinin not ortalaması 80 ise o ülke, ne diyelim, Almanya gibi, İskandinavya gibi bir ülkedir. Ama buradaki 40 öğrencinin not ortalaması %3.5 ise Türkiye gibi bir ülkedir. Demokrasi de Türkiye gibi olur. Efendime söyleyeyim. Hukuku da öyle olur. Gelir dağılımı da öyle olur. Ortalamaları, demokrasiyi yok ediyorsunuz siz ortalamaları düşürerek. Bakın bir ülkeler de üstelik
ortalamayla veya vasatlıkla kalkınmaz. Ülkeler böyle daha üst şeyler, ne diyelim, eğitimde de, bilimde de, sermaye birikiminde de güçlü bir şeyler olacak, öyle kalkınır. Bizde maalesef bunların hiçbiri yok. Vasatlıkla kalkınamıyoruz ama biz vasata bile razı olduk. Yoksullaştık. Evet, yani bir de yoksullaştık. Arka arkaya aslına bakarsan abi, Türkiye ile ilgili hem yurt dışından beklentiler bozuluyor, hem de yani Türkiye'nin kendi içerisindeki araştırmalar her şeyin biraz daha kötüye gittiğini gösteriyor. Bu arada Sayın Bakan çıkıyor diyor ki işte Ocak'ta pik yapacak, ondan sonra enflasyonu düşecek. Yani ekonomiyle azıcık ilgilenen herkes bilir ki enflasyon bizim gibi ülkelerde işte Aralık, Ocak, Şubat, hatta Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, bir miktar Nisan yükselmeye devam eder. İşte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da o tarım avantajı ile birlikte gıda fiyatlarının düşmesiyle enflasyon hafif geriler. Biz böyle bildik ve böyle oldu, değil mi? Bunu yaşadık genel itibarıyla. Eskiden de oldu. Evet, yani nitekim kış aylarında işte meyve sebze fiyatları artardı, çok ciddi artardı. Ama yaz aylarında çok ciddi düşerdi. Yani kışın 5 liraya aldığın domatesi yazın 1 liraya alırdın, 50 kuruşa alırdın falan. Nefes alırdı insanlar. Şimdi öyle bir tablo da yok abi. Yani öyle yani bir şimdi, tablo da yok. Bakın öyle bir tablo yok. Neden? Anlatayım. Yani ben şimdi bu enflasyon sepetini hazırlarken gıda maddelerinde söylemiştim ama tekrar da yarar var. Hiçbir şekilde mevsiminde olmayan ürün koymadım. Yani patlıcan koymadım. Salatalık koymadım. Biber koymadım. Domates koymadım. Domates yerine biz yazın işte Ağustos ayında alırız aşağı yukarı bir 60-70 kilo salçalık domatesi. Kendi domates püremizi yaparız. Onu kullanırız. Şimdi ama şu anda kış sebzesi dediğiniz karnabaharın kilosu, karnabahar olmuş 10 lira. Kereviz deseniz öyle. Yani pırasa deseniz öyle. Ucuz bir kış sebzesi yok. Dönelim yaza. Daha bakın, bu yazı değil. Geçen yaz bamyanın kilosu kaç paraydı biliyor musunuz? Ya 20 liradan aşağı bamya yoktu. Yaz sebzesi. Taze fasulyenin kilosu kaç paraydı? Hani Ayşe Kadın fasulye derlerdi. Aman Ayşe Kadın demeyin. Ayşe Hanım deyin adına. Çünkü onun kilosu 15 liradan aşağı düşmedi. Bunlar yaz sebzeleri. Yazın düşen, fiyatı düşen, işte 3 liraya düşen bir patlıcan var. Tamam mı? Onun dışında işte biraz biber, onu biber de 10 liranın, pardon 7 liranın altına düşmedi geçtiğimiz yaz. Şimdi bu fiyatlar yazın gıda maddeleri, sebze, yani mevsimindeki sebze fiyatları düşmeyecek ki. Çünkü bakın siz gıda üretiminin bütün girdilerini, işte mazottur, petrol ürünleridir, sulamasıyla ilgili elektrik maliyetlerini, gübre maliyetlerini, kimyasal ilaç maliyetlerini şişirdikçe şişirdiğiniz, nasıl ucuzlayacak ki bu ürünler yazın? Ha, kışın üstüne bir de işte bu vahşi doğal gazlar geliyor. Yazın biz sadece doğal gaz faturamız biraz düşer, üşümeyiz diye. Belki elektrik, ama elektrik de çoğu yerde nedir, sıcaklar nedeniyle klima çalıştırılıyor. Artık insanlar klimada çalıştırmayacak zaten. Öyle gözüküyor. Bu ne diyelim, yani yaz aylarında düzelir dediğim şey, yaz aylarındaki aylık enflasyon %29 olmaz. Tamam, çünkü Ocak ayında elektriğe, doğalgaza vesaireye çok yüklü geldi. Şubat ayında ben bu kadar yüklü bir enflasyon beklemiyorum. Şubat'ta daha düşük olur. Hatta elektrikte güya fiyat kademesini düşüreceğiz diyorlar. Ama bu yine %10'ların altına düşecek bir enflasyon beklemiyorum. Yaz aylarında da aylık %7'ler falan mı yakalarız diye düşünüyorum. Yılı da işte 90'larda bitiririz diye tahmin ediyorum.
Şimdi ama abi, bu bak, önümüzdeki 3 ayı daha görerek söylerim onu. Elektrik faturaları düşecek belki ama yani doğalgaz faturaları düşmeyecek. Elektrik faturaları çok ciddi tepki gördü aşırı dalgalanmadan dolayı. Tamam, onun etkisi biraz azalacak ama doğalgaz faturaları azalmayacak. Kıyafet faturaları hani, azalmayacak. Doğalgaz hani Nisan'dan itibaren yakmayacağız ya. Yok, Nisan, Şubat için konuşuyorum abi. Ha, yani Şubat, Şubat için tabii, tabii. Şubat'ta mesela düşebilir diyorsun ama tamam, elektrik faturası düşecek, bu sefer doğalgaz faturası artacak. Anlatabiliyor muyum? İnsanların hala çok ciddi miktarda enflasyonist etkileri olacak. Ya da abi, doğalgaz işte devam edecek ama şöyle söyleyeyim. Yani doğalgaza ben şimdi şöyle yazdım. Ben İzmir'de geçen sene 176 lira ödüyormuşum geçen kış. Şimdi 470-480 lira ödüyorum. Evet, daha da Şubat'ta da bir daha işte bu bugün bir zam gelmiş ama konutlara değil, elektrik üreticilere, santrallara doğalgaz zammı gelmiş. Daha kötü abi. Daha kötü. Dönecek bir daha vuracak. Tabii o zammı iş adamı başka bir yerden çıkartacak maliyetine yansıtarak. Şimdi bir de şöyle bir tarafı var işin. Yani biz mesela sadece dünyayı kendimizden ibaret diye görüyoruz. Öyle değil ki. Yanı başımızda işte Amerika ile Rusya birbirine girmek üzere. Dün toplantıda, Birleşmiş Milletler toplantısındaydı galiba. Yani bir şeylerin, böyle bardakların falan havada uçuşmadığı kaldı Rusya ile Amerika arasında, Ukrayna üzerinden. Yani her an orada bir ciddi kriz çıkabilir. Şu anda kriz var da bir savaş çıkabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu yani, doğalgaz fiyatlarını yukarıya taşıyacak. Bak, Ukrayna meselesinden dolayı dünyada kömür fiyatları arttı. Hani sadece doğalgaz fiyatları diyoruz ya. Hayır, kömür fiyatları da rekor. Kömür gibi artıyor, petrol evet, artıyor. Petrol fiyatına bakıyorsun, 89, 90, 91 o aralarda gidip geliyor. Kaygılardan dolayı altının onsu yükseliyor. Altının onsu sadece bir yatırım aracı değil ki altın. Aynı zamanda teknolojide, sanayide kullanılıyor. Onun yarattığı bir enflasyonist etki var. Bir bakıyorsun, navlun fiyatları 1200 dolara gelmişti. Tekrar 1400 dolara uçtu. Şimdi bütün bunlar ciddi kriz etkisi yaratıyor. Ve bunların hepsini biz ithal ediyoruz. Dolayısıyla da yani bizim enflasyonumuzu, tamam mesela UniCredit şey demiş, %48'lik enflasyonun 1/3 oranını şu anda elektrik ve doğalgaz oluşturuyor diyor, senin söylediğin gibi. Ama elektriği çıkartırsam bu sefer yerine başka bir şey girecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tabii çünkü o yine enflasyonu yukarıya itmeye devam edecek. Şimdi burada şunu sormak lazım, konuşmak lazım abi biraz da. İyi de bunların bize ne zararı var kardeşim enflasyonun dışında? Ne etkisi var piyasalara, dolara, atıyorum işte ekonomimize, ne etkisi var? Ne sıkıntı yaratır? Nereden çıkarttınız bu kriz muhabbetini diye soranlar olabilir. Biraz onu konuşalım bence. Yani nereden çıkarttım? İşte mal meydanda. Yani şimdi ben her seferinde 50 liralık benzin almıyorum. Hesabımı yaparken dedim ki ben 6,5 yılın ortalamasında ben ayda 120 litre benzin kullanıyormuşum dedim. 120 litre alıyorum. Yani her ay 120 litre alıyorum sabit ortalama. Ama her ay 50 liralık almıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi siz miktarlar üstünden giderseniz miktarlar gerçeği gösterir. Bir de hani böyle bir ölçme değeri. Ya şimdi Türk... aklıma geldi. Daha ne onu oldu konuşmadık. Abi? Onu konuşmadık. Liralaştık ya. Liralaşıyoruz ya. Öyle bir değil. Yani şimdi biz Türk lirasıyla ölçtüğümüz için nereden çıktı kriz diye soruyorlar. Türk lirasının ölçme değeri kalmadı ki. Biz miktarları konuşursak, insanların tüketim sepetlerini konuşursak, efendim ekonomideki gelir dağılımını konuşursak, insanların mutfağında yangın, evlerde donma tehlikesi geçirdiğini konuşursak, krizden, işsizlikten konuşursak, krizden, buhrandan elbette bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Ben sarayın kolladığı %5'lik nüfus dilimi adına konuşmuyorum ki. Kaçlık abi? %5'lik nüfus dilimi abi, için konuşmuyorum. %5 ya? Nereden çıkarttın %5'i? Yani daha da düşük. Çok iyi rakam abi. %10 desen 80 milyonda 8 milyon. Onu da böyle ki 4 milyon kişi eder. 4 milyon kişi büyük bir şey abi. Bu kadar. Yani
O bile şey abartılı diyorsun. Olabilir. Ben yani ben bugün iyimser günümdeyim. Çok güzel, çok güzelsin abi bugün. Yani işte kriz buradan çıkıyor. Miktarlardan konuşuyoruz. Ya ondan sonra kalkıyorlar. Ya ben sana soracağım. Acaba ben mi kaçırdım? Gerçi ben hani okulu bitirdim. Aradan şu kadar zaman geçti değil. Ben iktisat literatürünü her gün takip ediyorum. Bu yaşıma gelmişim. Liralaşma gibi bir kavram duydun mu sen hiç bugüne kadar? Şimdi abi ben liralaşmayı bilmem de sana bir şey sorayım ben de. Şimdi Amerika'da Biden çıksa, hadi Biden'ı geçtim, Trump çıksa, dese ki Amerika'da bundan sonra dolarlaşmaya geçiyoruz dese ne yaparlar? Ne yaparlar abi? Yani sen milliyetçi hamasetle ortalığı yıkacaksın. İşte biz şöyle milliyetçiyiz, böyle muhafazakarız, böyle mütedeniyiniz. İşte her şey yerli, milli, o bu falan filan. İşte Türkiye'de zaten her şey yerli, milliydi. Daha da yerli, milli olacak falan diye bas bas bağıracaksın. Sonra diyeceksin ki liralaşma diye bir sürece geçiyoruz. Bir saniye arkadaşım, bir saniye zaten sen liralaşmamış mıydın? Türkiye Cumhuriyeti değil mi burası? Bulgaristan'da mı yaşıyoruz biz? Hayır, lira yani zaten hayır, lira diye bir paranın, Türk lirası diye bir paranın hangi fonksiyonu kaldı ki? Paranın fonksiyonlarında bak para... Ha, işte bunu sorgulayacağım. Ha, bir dakika o zaman bunu söyleyeceksin, çıkacaksın diyeceksin ki biz Türkiye'de Türk lirasının bütün itibarını yerle bir ettik kardeşim diyeceksin. O zaman onu söyleyeceksin. Bana liralaşma demeyeceksin. Bütün fonksiyonlarını çöpe attım. Şimdi onu arka yani şimdi paranın bir yüzü yazıdır, bir yüzü turadır ya. Bir yüzünde Türk lirası var, öbür yüzünde Amerikan doları var. Bence valla iki yüzüne doğru gidiyor iş abi de. Şimdi ben şunu yap konuşuyorum bugünlerde. Bu konuyla ilgili de fikrini almak isterim. Bir ülkede kişilerin ya da kurumların, şirketlerin dolar miktarının artması mı daha tehlikelidir? Yoksa Türk lirası miktarının artması mı daha tehlikelidir böyle zamanlarda? Böyle zamanlarda. Böyle yani şimdi Türk lirası diye bir kavram, lira kalmadı ki. Bakın şöyle bir şey. Hayır, bunu niye soruyorum biliyor musun abi? Çok özür diliyorum, sözünü kestim. Dolarda olan adam zaten doları almış, koymuş kenara, duruyor. Artık onun doların yükselişiyle ilgili bir etkisi yok. Bunu bir mal ve ürün gibi düşüneceksin. Bir şeye talep artarsa mı o şeyin fiyatı artar? Yoksa talep azalırsa ya da talep sabit kalırsa mı o şeyin fiyatı artar? Çok basit bir matematik yine. Yani ülkede doların yükseltecek kişi dolar sahibi olanlar mıdır? Türk lirası sahibi olanlar mıdır? Sorumu öyle düzelteyim. Doları yükseltecek olan kişi, yani kişiler değil. Burada dolar, tabii burada doları ne yükseltiyor abi? Senin benim Türk dolar sahibi olmamla bu iş çözülseydi çok kolay çözülürdü. Sen ekonomiyi öyle bir çıkmaza sokmuşsun ki. Türkiye'yi dış borç bağımlısı haline getirmişsin. Bakın her seferinde biz döviz piyasalarında sürekli ne olacak diye konuşan arkadaşlara şu uyarıyı yapıyoruz. Günlük dalgalanmalar tamam yakından takip edin ama bakın Türkiye'nin yapısı problemli. Türkiye'nin yapısında hastalık var. Dış borcunuz 450 milyar doları geçti. AKP öncesi bu rakam 135 milyar dolardı. 3 kattan fazla dış borcunuz artmış. Cari açığınız AKP döneminden önce ayda 600 milyon dolar bazen 1 milyar dolardı. Pardon ayda diyorum yılda. Şimdi yılda 20 yılın ortalaması 30 milyar dolar cari açık veriyorsunuz. Dış ticaret açığınız 45 milyar dolar. Dolayısıyla her şeyiniz ithalata bağımlı. Böyle bir ülkede benim mevduatımı veya paramı dolarda çevirip tutmaktan çok 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 daha fazlası doları yükselten neden bu ekonomik yapının hastalığıdır. Ben doları kendi paramı korumak maksadıyla tutuyorsam
Evet, bu bir talep oluşturur, ek talep oluşturur. Bu doları doğru yukarıya doğru çıkartabilir. Siz faizle bunları engellemeye çalışabilirsiniz. Bunlar para piyasalarındaki hareketlerdir dövizi etkileyen. Ama esas neden bizim ekonomimizin hastalıklı yapısı. Yani ithalat yapmadan ekonomik faaliyette bulunamıyoruz. Ekonomi büyüdükçe borcumuz artarak fakirleşiyoruz. Fakirleşen bir büyüme modeli var. Bu yani çok saçma sapan zehirli bir büyüme modeli artık. Bu hormonlu da değil. Böyle bir yapıda Selçuk Geçer'in Meriç Kuyatası'nı veya başka birinin elindeki 3 kuruşu veya maaşı 15 günlüğüne, bir aylığına döviz kuruna çevirmesi veya TL'de tutması çok fazla da etkilemez piyasayı. Evet, etkiler. Dolara ben geç arttıkça dolar talebim artar ama Türkiye'nin esas talebi bu ithalata dayalı büyümede, yanlış ekonomik politikalarda. Ve bu her sene daha da bozuluyor çünkü Türkiye'nin bu döviz açığı artarken dış ticaret hadleri dediğimiz yani ihraç malları fiyatları ithal malları fiyatlarına göre de düşüyor. Bu daha da fakirleştiğimiz anlamına geliyor. Yani işin arkası, perde arkasında bu sıkıntılar, bu yapısal hastalıklı yapı daha da ağırlaşarak devam ediyor. Öyle bu köpük möpük falan değil bu iş. Atilla diyor ki abi neredeyse tüm tüketimi ülke giderleri dahil dövize endeksle sonra millete sürünün der gibi liralaşacağız de. Yani Yani sahiden öyle. bilmiyorum. Yani bir de şöyle bir garabet var onu da söyleyeyim. Yani aslında abi senin söylediğin şeye çıkıyor bu da. Mesela ekranda bir dolar kuru görüyorsun şu anda 13.39. Ha. 13.40 oluyor, 13.50 oluyor, 13.20 oluyor, 12 olsun fark etmez, 11 olsun ya o da fark etmez. Ama piyasaya çıkıyorsun, bu para piyasasından bahsetmiyorum. Reel piyasaya çıkıyorsun yani İmalata yerliye dokunmaya çıkıyorsun. başlıyorsun, markete gidiyorsun, pazara gidiyorsun, ev almaya kalkıyorsun, araba almaya kalkıyorsun, benzin almaya kalkıyorsun, işte elektrik kullanıyorsun, doğal gaz kullanıyorsun, piyasada dolar 1 lira eşittir 18 lira şey 1 dolar eşittir 18 lira üzerinde. Yani Neden? çarpıklığı burada zaten. Neden? Çünkü adam diyor kardeşim bu dolar kurunun ne yapacağı belli olmaz. Yarın öbür gün 18 de olur, 20 de olur, 50 de olur fark etmez. Ben kendimi güvence altına alacağım diyor. Bu bütün dünyada da böyle bu arada. Yani sadece İşte sana özel kimse bir şey değil. inanmıyor işte. Evet. Bu dediğinin altını çiziyorum, altına imza atıyorum. Ve şunu söylüyorum, işte bu sıkıntı biriktikçe, çünkü insanlar bakın, iş yapan insanlar bütçe yaparak çalışırlar. Bir önümüz yani kimi yıllık yapar, kimi 3 aylık bütçeler yapar. Ona göre kendi işlerini, finansmanını sağlarlar, ham madde alırlar, satış fiyatı belirlerler. Ona göre Tabii. ara girdilerini belirlerler. Burada bu insanların yaptığı, şimdi sizin yüzde ya piyasadaki 13 liralık doları değil ama o maliyet enflasyonunu aylık %25'lik, 30'luk veya yıllık %100'lük enflasyonu dikkate alarak herkes bütçesini yapıyor. O bütçeyi yaptığı için de imalat sanayindeki fiyatlandırmalar buna göre oluşuyor. Şimdi bu sıkıştıkça yani düdüklü tencerenin siz kapağını açmazsanız patlar abi. O kadar. Bak Salih Patlar. Dan yazmış. 5 sene önce 1500 lira maaşa çalışırken bugün 1500 lira harcayıp market arabasını dolduramıyorum. Ve diyorsunuz ki liralaşmak liranın değerini mi bıraktınız diyor. Şimdi şöyle bir yandan da tabii insanlar hani lirada duran bizim küçük insanla küçük kesimden bahsetmiyorum ya da milyonlarca sayıdaki insandan bahsetmiyorum. Yani 100 dolar, 200 dolar, 1000 dolar hatta 100 bin dolar alanlardan bahsetmiyorum. Biraz önce söylediğim şeyin ikinci tehlikesi oydu abi. Bir taraftan piyasa kendi maliyetlerine çok haklısın ve risklerine göre doları yukarıda tutuyorlar. Yani diyor ki 1 dolar 18 lira ve üstü kardeşim bizde diyor. İşine gelirse diyor fiyatlarını ona göre oluşturuyor. Başka bir tehlike de şu. Büyük fonlar Türk lirası biriktiriyor abi bu sıralar.
Hatırla Soros'un yaptığını. Hatırlayalım büyük yani. Fonlar Türk lirası biriktiriyor. Yani şimdi bu ne demek diyecek birileri. Ya iyi bir şey kardeşim işte. Adamın elinde Türk lirası olması süper bir şey değil mi? Hatırlatırım size Soros'un yaptığını. İngiltere'yi nasıl kündeye getirdiğini. Adam sterlin toplayıp bir gecede darmadağın etti İngiltere Merkez Bankası. Tabii. Yani bugün yani onu... birileri eğer ki çok da kesin bir dille konuşmayayım ama birileri eğer ki Türk lirası topluyorsa bugünlerde arkadaşlar ve doları bu seviyede tutarak Türk lirası topluyorsa yarın öbür gün o Türk lirasını dövize çevirdiği an itibarıyla ki kur korumalı bile buna destek verecek ne yazık ki. Öyle bir durumda siz doları öyle 20'lerde falan da tutamazsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Atom bombası atar, 60 gibi olursunuz. Onun için biraz şimdi ben söyledim ben şimdi abi. Yani şey elinde, onun için özür diliyorum abi. Onun için onu sordum biraz önce. elinde dolar mı olması tehlikelidir? O stabil artık. Yoksa Türk lirası olması mı tehlikelidir bizim için? Çünkü Türk lirası şimdi... varsa her an patlamaya hazır bir bomba abi bu. Bir de çok felaket bir bomba. Şimdi bazı arkadaşlar bunun bizim ne demek istediğimizi anlayamayabilirler. Ben şöyle açıklamaya çalışayım. Bugün işte biliyorsunuz Amerika ile Çin dünya ticaret savaşları veriyor. Birbirlerine gözlerine oymaya çalışıyorlar. Altlarına oymaya çalışıyorlar. Amerika cari açık veriyor ama Amerika'nın avantajı cari açığını kendi bastığı dolarla karşılıyor. Çin ise cari fazla veriyor. Çin'in elinde 2 trilyon dolar bakın 2 trilyon dolar Amerikan hazine bonosu ve Amerikan doları var. 2 trilyon dolar. Şimdi Çin yarın öbür gün kalksa dese ki bu 2 trilyon doları Amerika'ya götürse kardeşim al bu 2 trilyon doları bana 2 trilyon dolarlık mal ver dese. Amerika'daki enflasyon bugün %7 olan enflasyon kaç olur abi? Amerikan ekonomisi ne olur? Bir yıkılır, yıkılır. Yani zaten onun için Amerika da az uyanık değil canım. Amerika'da çıkıp şey vermiyor Çinli'ye. Yani dolar vermiyor direkt. Başına şimdi, gelecekleri bildiği yani o adam diyor, diyor ki ben tamam. Sana senet veririm diyor tamam mı? Tahvil veririm diyor. Onu bir şekilde hani kompanse edebileceğini az çok tahmin ediyor. Ha, bir de Amerika'nın elinde şöyle bir gücü var abi yani kabul etsek de etmesek de. Yani bu adamlar dolar basıyorlar tamam mı? Evet. Yani bir şekilde ya bu böyle bir durumda da Amerika çok fazla hani kriz yaşar ama bu işten de çıkar. Ama Türkiye çıkamaz. Paran şey değil ki senin. Convertible değil. Yani paran yani, sadece sınırlarında geçiyor. Ateşle oynuyorlar. Farkında değiller. Ateşle oynuyorlar. Arkadaşlar özel muhabbetlerinizi lütfen özelden yapın. Geçen sene ev aldım 280 bine. Şu an 750 bin istiyorlar. Allah ev alacaklara yardım etsin, yeni evleneceklere yardım etsin. Vicdanlı bir vatandaş Turan Ertuğrul yazmış. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var onu söyleyeyim. Bir ürünün fiyatının aşırı artması o ürünün sahibi olan için de iyi değildir arkadaşlar. Neden? Meriçköy atasına soralım. Bir balon oluşmuş demektir. Bir spekülatif harekettir. Yani işte aşırı değer artışları nedir mesela? Bana aşırı değer artışı ne yapar derseniz en özellikle gayrimenkuldeki değer artışları dünyanın içine girdiği ve hala çıkamadığı 2008 krizine göz atın derim. Daha net ne söyleyebiliriz ki? Yani balonlar özellikle gayrimenkul sektöründeki balonlar patladığı an o ne diye finansal sisteme öyle bir yansır ki domino taşı etkisi gibi yapar. Dolayısıyla yani maazallah diyeceğimiz bir şey o.
Ya bütün büyük krizler bu arada son 100 yıldaki bütün büyük krizler gayrimenkul sektörü, konut sektörü üzerinden patlamış. Buyurun Evet. 1929'daki büyük ekonomik bunalıma bakın. Niye Wall Street'te bu borsalar çöktü? Niye binlerce insan çatılardan attı kendisini? Bir bakın arkadaşlar. Bir bakın yani 2001 krizi neden çıktı? Bir bakın arkadaşlar. 70'li yıllarda yaşanan ara krizler neden çıktı? Bir bakın arkadaşlar. Şaka değil yani bu. Şimdi siz bir yandan da sosyal problemler çıkartıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Yani sosyal problemle kastımı da söyleyeyim. Şimdi yarın öbür gün insanlar ev kiralayamayacak. Hadi ev satın almaya geçtim. Ev kiralayamayacaklar abi. Ev sahipleri diyecek Peki ki yan komşu 10 bin liraya evini kiraladı. Sen bende 1.000 liraya oturuyorsun. Çık kardeşim evden. Bak şimdi kira tespit davaları ve tahliye davaları ikiye katlamış durumda abi. Üçüncü gün ne olacak? 10 bin liraya üçüncü o evi gün tutanlar kirayı ödemediği için bu sefer ödeme ödeyemeyecek. davaları başlayacak. Bir yığın problem yani. Tabii canım, o yani finansal sektörü de çok etkileyecek. Türkiye'de yani verilen krediler, ticari krediler, sadece bireysel değil, ticari krediler de hep projeye göre değil, o krediyi talep eden şirketlerin gayrimenkul değerlerine göre veriliyor. Yani bütün finansal sistem allak bullak oluyor. İşte 2008 krizi, Allah aşkına bakın, dünya 2008'de çarptı o konut kredilerinden, şişmiş konut kredilerinden duvarı tosladı ve hala çıkamadı. Bakın 2008, 2018, 13 daha koy, 13 yıldır çıkamadı. Ve bu 2008 krizi neoliberal sistemin esasında sonunu getiren bir sistem. Öyle sistemler, ekonomik sistemler, onlar bunlar bir günde çökmez. Yani nedir mesela? Dünyada dolardan önce hakim para birimi neydi? Sterlindi. Sterlin ne zaman çöktü? 1931 yılının Eylül ayında İngiltere ben altından vazgeçtim dedi. Peki dolar sterlinin tahtına ne zaman oturdu? 68 1945'te. Değil mi? 68 Bretton Woods. aslında. 60 Hayır. 68'de değil mi abi Bretton Woods? Yok, 68'de Bretton Woods abi. yok. Hayır, 45-48. Abi ben Savaş 68 bitiyor. diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlama var. Yani Çek edelim 31 bence Bretton Woods'u. Bak hemen çek edelim abi. Hem de 1945. iddialar iyidir. İnşallah senin dediğin çıkar bu arada abi. Bretton Woods yazalım. 45 abi. İnşallah öyledir abi. Ben 45 diye bilmiyorum. 45'te Amerika gücünü ispat ediyor. Evet doğru. Temmuz 44. Hatta 45 bile değil abi. Bretton Woods anlaşması Temmuz 1944 abi. 44. Benim büyük bir yanlışım bu. Ben 60'lı yıllar diye biliyorum bunu. Ha pardon, 60'lı yıllarda tamamen dolardan doların altına endeksinden vazgeçildi. Altına endeksten Özür vazgeçiliyor. abi, Yani düzeltiyorum. Doğru. 31-45 arasında 13 yıl dünyada böyle bir egemen para birimi boşluğu var. Doğru, Daha doğru, sonra ne var? doğru. 60'ta altın standardından vazgeçiyor. 1971'de De Gaulle madem altın standardından vazgeçtin diyor. Pardon, daha tam vazgeçmiyor da gevşetiyor. Dolarları gönderiyor, uçağa bindiriyor. Bana diyor karşılığı altınları ver. Uçak, Fransa'dan kalkan uçak, daha dolar yüklü uçak havadayken o zamanki Amerikan başkanının adını unuttum şimdi. Anlaşmayı değiştiriyor. Doların altın karşılığı yoktur diyor. De Gaulle avcunu yalıyor ve 71 yılında da doların altın standardı çöküyor. Aynen Ama bu abi. Aynen bu ondan abi. sonra arkasında hiçbir şey yok. Sadece Amerika'nın emperyalist gücüyle dolar dünyanın sopası olarak devam ediyor. Bakın parası değil, sopası diye bir ifade kullandım. Altını çiziyorum. Arkadaşlar bunu ciddiye alsınlar. Çünkü dolar sadece bir para birimi değil, aynı zamanda sopadır.
Bravo. Abi müthiş bir bilgi verdik bu arada. Bu arada ben de bir yanlışımı düzeltmiş oldum. Bretton Woods'tan değil, ben dolar endeksinden, dolar altın endeksinden bahsediyormuşum. Onu da düzeltmiş olduk. İşte arkadaşlar, boşa demiyoruz tecrübe ve yaş diye. Yaş değil, tecrübe ve bilgi diye. Yoksa Meriç abi benden 1-2 yaş büyük. Maksimum 1'dir. 2 bile değildir. Değil mi abi? Değil mi abi? Bir de şu arada... Yaş demeyelim abi, değil mi? Onu diyorum. Yani bir maksimum 1 veya 2 yaş büyüksün abi sen benden. Tabii. Hatta 6 ay. İstanbul'da yıllık tüketici kim demiş bunu? Şu çok önemli. Bunu okuyayım abi. Yavuz Gazoz diyor ki, Selçuk Bey, Bloomberg yeni haber var. İTO, İstanbul enflasyonu. Bu çok önemli bir gösterge, enflasyonu arkadaşlar. İstanbul'da yıllık tüketici fiyatları artışı Ocak'ta %50.9 ile 19 yılın zirvesinde diyor. Önceki %34.2 idi. İstanbul'un yıllık enflasyonu %50.9. Abi büyük ihtimalle TÜİK'in enflasyonu %52 falan gelecek. Yani biz bile şaşıracağız. Geçen ayda aynı tablo vardı çünkü. Önce ben %22, ben çok yani söylüyorum, cimri yaptım. Tüketim sepetimi. Yok, yıllık ama bu ettim. Abi. Bu yıllık ay, abi. Yıllık. Ay, biliyorum yıllık. Ben aylık %25'i koydum. Yani 29.5'i koydum ortaya. Göreceğiz. Herkes, insan yani isteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama tablomu da koydum. Bu sanıyorum ENA Grup bana çok yakın çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Peki abi, bir soru daha. Bu bir saati de geçmişiz. %50'nin üzerinde bir enflasyon gelirse bunun etkisi ne olur? Dolara sorayım önce. Ya döviz kuru, şimdi bakın zaten döviz kuru baskı altında. Döviz kuru ilk fırsatta kafasını çıkaracak. Ama arka kapıdan, bak bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervleri eksi. Arka kapıdan borç alarak siz nasıl dolara müdahale, yani başkasının parasıyla başkasının para birimini kontrol etmeye çalışıyorsunuz ya. Yani Allah aşkına, etin ne budun ne? Ya ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın. Bir Amerikan ekonomisinin büyüklüğüne bak, bir Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin büyüklüğüne bak, cari açığına bak, borcuna bak, sağdan soldan borç alıp Amerikan dolarının değerini belirlemeye, ayar vermeye çalışan bir ülke konumundasın. Komik bile değil. Komik bile değil. Bir örnek verelim mi abi? Apple, Amerika'da sadece Apple, yani hiç Merkez Bankası'nı falan örnek göstermeyeceğim. Apple'ın geliri, 2021 geliri 129 milyar dolar abi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu anki net döviz rezervi, swaplar dahil, swapları çıkartmıyorum, swaplar dahil 9 milyar dolar abi. Yani. Amerika'daki tek bir şirketten bahsediyoruz. Tek bir şirket. 129 milyar. Ya kendimizi küçük görelim diye söylemiyorum arkadaşlar. Ama ekonomimizin geldiği noktayı çok net bir şekilde görüyoruz burada. Eğer ki siz markalar, firmalar, gerçek yatırımlar, gerçek sanayi, gerçek tarımı ortaya çıkartmazsanız, sadece para politikalarıyla, Meriç abinin söylediği gibi, öyle hani suni kavgalar çıkartarak işi çözmeye çalışırsanız günün sonunda kaybeden taraf olursunuz. Onu anlatmaya çalışıyoruz size. Doğru mu abi bu kıyas? Yani maalesef doğru söylüyoruz. Maalesef doğru. Yani biz anlamsız bir şey. Şimdi ya, ama her hareketimiz anlamsız. Şimdi biraz önce bir cümleyle sen söyledin. Ben müdahale olmadım ama ekleyeyim yani. Şimdi Rusya-Ukrayna meselesi. Biz şimdi yine asrın lideri tarafından yönetiyoruz ve sözümüz geçiyor. Yeni Osmanlıyız ya. Oraya da salça oluruz. O olaya da müdahale ederiz. Yani
Başımızı durduk yerde belaya sokuyoruz. Şimdi Karadeniz'in yani Karadeniz'deki kargaşayı düşünebiliyor musunuz? Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz. Başımıza kim bilir neler gelecek? Başımıza kim bilir neler gelecek? Yani dış politikanız da anlamsız. Her Emre şey, Akar şey... Emre Akar diyor ki abi Apple diyor senin doların varsa bizim Allah'ımız var diyor. Doğru söylemiş. Abi son nokta budur ya. Bunun üzerine evet. Hiç yoruma bile gerek yok. Bence de. Bence bunun üzerine daha fazla konuşmaya bile gerek yok yani. Emre tabii çok gırgır yapmış burada. Bir kez daha verelim. Apple senin doların varsa bizim Allah'ımız var diyor. Gülücük atmış arkasına da. Abi ne diyeyim? Maalesef böyle. Yani çok kötü bir dönem yaşıyor Türkiye ekonomisiyle, dış politikasıyla. Yani umarım en az hasarla atlatırız. Yani bir kere çok büyük bir hasar gördük. Yani Türkiye'de bir orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. Çok ciddi bir yoksullaştık. Gelecek kuşaklar da daha doğmamış çocuklar bile borç içerisindeler. Yani doğmamış çocuk için şey derler biliyorsun hani ağaçta portakal vitamin olarak duruyordum derler. Orası bir de borç harç içerisinde. Bravo. Son bir şey abi onu da söyleyelim sonra veda edelim. Hatta dostlarımıza soralım bu soruyu. Türk İş diyor ki 13.863 lira. Pardon 843 lira yoksulluk sınırı var. 4 kişilik bir aile için. Kamuar diyor ki 15.013 lira yoksulluk sınırı var. Kaç kişinin evine bu paralar giriyor? Dostlarımıza da soralım buradan. Bizi izleyenlere soralım mesela. Orta gelir dediğimiz seviye fakir olduğunu bile fark etmiyor. Daha doğrusu şu sıralar artık fark etmeye başladı. Yani Türkiye'de bir orta gelir kalmadı abi değil mi? Aslında. Kalmadı yani. Bir kere şöyle bir istatistiğe bakalım. O da ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama asgari ücret dediğiniz ücret yine devletin kayıtlarına göre çalışanların %57'si alıyor. Bir ailede iki kişinin asgari ücretle çalıştığını varsayalım. Bakın tek kişi değil. Demek ki 8.500 lira. 15.000 lira dedin. Hala onun yarısı. Dolayısıyla Türkiye yoksulluk sınırının altında işte 60 milyon civarında insanın yaşadığı bir ülke haline geldi. Şimdi böyle bir ben saydım. Ben iki kişiye bir de kendi yani geçen yılki hayatımın tarzımı, hayat tarzımı değiştirerek bulduğum rakam 10 bin lirayı geçmiş. Ne yazık ki abi. Ne yazık ki. Mirç abi çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki oradasın. Seninle bu programı yapıyoruz abi. Canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Dostlarımız da bizi sağ olsunlar eksik bırakmıyorlar, tamamlıyorlar abi. Onlardan da çok şey öğreniyoruz bu arada. Tabii. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok şey öğreniyorum abi. Bana çok katkıları var. Eksik olmasınlar. Onlara da buradan selam ve saygılarımı göndermek istiyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Yok, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese iyi günler diliyorum. Akşam izleyecek olanlara banttan iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Selçuk Bey'i takip edin. Onda her zaman taze, doğru, net bilgiler var. Sırf ben değil, diğer yaptığı programlarda da, diğer konuklarla da öyle. Çok bilgi dolu programlar yapıyorsun. Sen de iyi ki varsın. Abi ağlatacaksın beni ya, vallahi. Sağ olasın. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.